Şimdi hemen dördüncü video ile devam edelim. Nerede kalmıştık? Bu navigasyon alanının yeni alanını yapıyorduk. Şöyle tasarıma bir bakalım. Bakarsak bu şekilde. Tamam, bir devam edelim. Öncelikle şurada bir boşluk var. Onu bir alalım. Firebox dedik. Firebox'ı çalıştıralım. Şu menüde container var. Container'da navbardan sonra bir margin var. Önce bu margin'i bir bulalım. Neredeymiş? Alttaki boşluk navbardan sonraki gelen margin'den kaynaklanıyor. Border radius var. Önemli değil bizim için. Min height'ı var. Margin bottom 20. Şunu eğer kaldırırsak navbardan, yani şu şekilde yapabiliriz. Gelip burada CSS kodlarını yazabiliriz. Veya da nerede? Navbar kısmında. Yani şurada. Bizim bir kendi oluşturduğumuz class vardı. Margin bottom 0 dersek ben istediğimi yapmış olurum. Evet, şu şekilde bakarsak gayet iyi gibi duruyor. Arka plan dengenin değişmesini aynı şekilde hover olduğu zaman da yapalım. Yani menünün bir üstüne geldiğimizde burada yine arka plan koyu mavi olsun diyelim. Nereden yapalım? Şu kısımda zaten kodlar yazıyor bakarsak. Tamam. Şimdi ben ne diyeceğim? Şurada aslında ben de şurada var. Ne diyor? Navbar default'un içindeki çizgi navın içindeki aktif klasının içindeki a'nın üstüne gelince demiş. Ben bunu kopyaladım. Değiştireceğim. Neyi değiştirmem gerekiyor? Şu aktif klası değil de normal, yani şu an bu aktif diye. Normal bir klas. Şurada aktiflik yok. Bakarsak şurada bir aktif var. Bak, şuradan bakalım. Aktif var. Bu aktifin olmadığı diğer menüler var. Şurada mesela aktif yok. Bakarsak lead'e herhangi bir şey yok. Biz şu an bunu hedeflemiş olduk. Aktif klası olmayan ağların üstüne geldiğimizde de aynısını yap dedik. Ama şu anda geçerli olmadı. Bakalım tekrar. Navbar default'un içindeki navın içindeki demiş. Navbar şurası navbar default, navbar li içindeki a'nın üstüne geldiğimizde desek, şu şekilde buraya li a hover desem. Evet, şu anda istediğimi elde etmiş oldum. Bakarsak alt menülerde etkili oldu bu. Tamam. Şuraya bir bakalım. Sanki şuradaki margin'de bir alt tarafta fazlalık var gibi. RS only demiş. Tamam, şuradan tasarıma bir bakalım önce. Bunların yazı boyutlarını bir ayarlayalım. Neymiş? Firasansmış. 20 pikselmiş. Rengi de tam beyaz değilmiş de biraz daha farklı bir renk. Öncelikle şunu bir alalım. Yazı rengimizi yapalım. Tamam. Bu sadece aktiflerde geçerli olacak. Olmaz. Ben tamamında geçerli olmasını istiyorum. O zaman geleyim. Ne diyelim? Şu A'yı seçelim. Bu aktif olandı. Normal bir A'yı seçelim. Bakalım bunun özellikleri nereden geliyor? Bakarsak şuradan geliyormuş. Shift CSS satır 73 diyor. Hemen bir bakalım 73. satıra. Buradan gelmiş. Tamam, güzel. O zaman ben burayı değiştirirsem aktifte de değiştireyim. Artık bakarsak tam beyaz değil. Bilmiyorum fark ediyor musunuz ama artık tam beyaz değil. Tamam. Başka ne demiştik? 20 piksel olacak demiştik. Tamam. Ne yapalım? Font size diyelim. 20 piksel diyelim. Kaydettim. Sayfayı yeniledim. Bakarsak bu bayağı büyüdü. Burada 20 piksel kurtarıyor ama bizi içeride burasını kurtarmadı. Tekrar bir döneyim. Sanki biraz büyüyor 20 piksel deyince. Firasans yüklü değil galiba. Biz bunu bir 18 piksele çekelim. Evet, 18 piksel deyince istediğim oldu artık. Böyle bu şekilde bence yeterli. Tamam. Şu kısma bakalım şimdi. Şöyle deyince şurası gri oluyor.
Gri olmasın. Ben şunu aynen kopyalayayım. Bakarsak şuradan geliyor o renk. Kopyaladım. Getirdim. Şurada yazdım. Ne diyeceğim? Yine background'la rengini aynı şekilde vereyim ben buraya. Süslü parantezlerimi açtım, kapattım. Bakarsak evet, şu an istediğim oldu mu? Bence oldu. Gayet iyi. Bu şekilde olabilir. Şurada şu kısmın border rengini de değiştirelim. Nereden geliyor border rengi? Bir bakalım hemen. Border 1 piksel. Şurada bir border rengi var. Drop down min. Border 1 piksel demiş işte. Hemen ben onu değiştireyim. Şunu yapıştırdım buraya. Süslü parantezlerimi açtım, kapattım. Border direkt color'ını değiştirelim. Border color diyelim. Ne olsun? Menünün aktiflik rengiyle aynı olsun diyelim. O zaman aktif rengi neredeydi? Şuradaydı. Şöyle yaparsam onun dışına da bir border atmış olurum. Bakarsak aynı renkte bir border atmış olduk. Tamam. Gayet iyi. Başka? Menüler arasında bir tane bakarsak bir border var. İlkinde yok. Nasıl bir şey yaparız buraya? Şurada bir beyaz var. Yani menünün rengiyle aynı olan var galiba. Ctrl D diyeyim, seçimden bir çıkayım. Seçim aracını aldım tekrar. Şu çizgiyi alalım. Bakarsak bir bu renkte border var, bir de bu renkte border var. O zaman şunun rengini bir alayım ben ilk önce. Bunu kopyaladım. Bu arada dördüncü videoya geldik. Yani, yorum olarak videoların altında işte bu böyle olsa daha iyi olur, şunu şöyle yapsak daha iyi olur gibi şeyler söylerseniz ona göre düzenlemeye çalışırız. Ona göre biz önümüzdeki videolarda ona göre çekeriz, ona göre devam ederiz. Artık yani videoları beğenin, beğenmiyorsanız da beğenmeyin. Ona göre biz de videoları düzenleyelim, tekrar çekelim gerekirse. Yani bunu belirtirseniz daha iyi olur. Ne demiştik? Borderları yapacaktık. Tamam. Hemen gelelim o zaman. Ne diyeceğiz? Nokta. Navbar dedim. Navbar default. Navbar. Navbar default. Navbar. İçindeki li'leri li'lere border vereceğim. Border. Right. Bir piksel solid renk kodumuzu kopyalamıştık zaten. Şöyle bir bakayım şimdi. Hepsinin sağ tarafına bir piksellik bir border gelmesi lazım. Ama gelmedi. Navbar li A diyelim buraya biz. A'ları border verelim. Yine gelmedi. Bir bakalım o zaman şuraya. Niye gelmiyor? Li A dedik. Color. Peki benim yazdığım border nerede? Line height 20 piksel demiş. Line height'ı biraz arttırabiliriz aslında. Ona da bakarız. Ne var? Li A. Şu kısmı bir alayım ben. Şunu şöyle bir değiştirelim. Bakalım ne olacak. Evet, şimdi border geldi. Tamam. İstediğim de buydu zaten. Şimdi bir de bunların biz sağ tarafına verdik. Bir de sol tarafına istiyorum ben. Border. Ne diyeceğiz? Border left diyeceğiz artık. Bir piksel solid olsun ve renkimde ne olsun? Bu sefer bu renk olsun. Hepsinde zaten ikişer tane vardı. Şu şekilde bakarsam ne olacak? Bakarsak bu şekilde diğer border'u da atmış olduk. Sayfayı hemen bir ilk haline getirelim. Şu şekilde bakarsak menümüz hemen hemen aynı oldu. Biraz farklılık var. Nasıl farklılık var? Mesela ilk menüde sol tarafında border olmasını istemiyorum. Son menüde de sağ tarafında border olmasını istemiyorum. O zaman ben ne yapmam gerekiyor? Ne var? Şu yukarıdakini alayım. Yine. Pardon. Şunu alayım. Ben ne dedim? İlk tarafında dedim. O zaman ben buraya first child dersem, yani ilk elemanı, ya da buraya değil aslında,
Burası aynen kalacak. Navbarliğinin ilk liğinin içindeki A diyeceğim. First child. İlk eleman bu. İlk elemanın içindeki A. Dediğim anda ben orayı tetiklemiş oldum. Ve border ne diyeceğiz? Sol tarafında istemiyoruz. Border left none diyeceğim. Bakarsak şuradaki koyu mavi artık gidecektir. Evet, şuradaki koyu mavi gitti. Tamam, gayet güzel. Ben de bunu istiyordum zaten. Şunu aynen çoğaltayım. Ctrl D ile çoğalttım. Bu sefer sondaki elemanın sol tarafındaki değil de sağ tarafındaki border'ı istemiyorum diyeceğim. Bakarsak o da gitmiş oldu. Bu şekilde burayı da hallettik. First child ve last child bizim gayet işimize yaradı. Bakalım şimdi başka ne yapacağız? Line height'ı değiştireceğiz dedik, değil mi? Gelelim o zaman. Lee A line height 25 piksel diyelim. Bakalım ne olacak. Evet, menü biraz daha büyüdü. Daha doğrusu yüksekliği arttı. Line height'ı biraz şurada düzenleyelim, bir bakalım. Şu şekilde olursa 20 piksel. Aslında şurada tasarıma ben tekrar bir bakayım. Durum ne? Şuradaki yükseklik ne? Yanaşayım biraz, şöyle yaklaşayım. Olmadı. Şuradan seçersem height'ı 50 pikselmiş. Peki bizim menümüz neydi? Bir min height vardı bizim menümüzde. Sanki görmüştüm daha yeni. Margini, alttaki margini sıfırlarken bir yerde görmüştük. Bakalım tekrar min height kaç diyor burada. Evet, min height 50 piksel diyor. Zaten bizim tasarımdaki de 50 pikseldi. Bir sıkıntı yok. Şimdi 25 demiştik. Biz bu 25'i değiştireceğiz line height'ı. Tekrar bir A etiketini seçelim. Şuradaki A etiketine bir daha bakalım. Line height 25 değil de 20. Zaten 20 idi galiba. Onun için değiştirmeye gerek yok. Ama şurayı biz yine de 20 yapalım. Şöyle bir kalsın bakalım. Tamam. Sanki ama yazı ortalı değil gibi bir gariplik var burada. Şöyle bakarsak sanki yazı ortalı değil gibi, bir bakalım şuradan tekrar. Border radius, border right demişiz. Padding. Padding tapı ben biraz arttırırsam ne olacak? Padding tapı 16 yapsak, padding bottom'ı 14 yapsak, biraz daha arttıralım. Padding tap 17, padding bottom 13 olsun. Şöyle ortalı gibi oldu. O zaman ben bunu aynı şekilde kopyaladım. PHP Store'uma geldim ve yazdım. Şu şekilde. Bakalım. Tamam. Gayet iyi. Üstüne geldiğimizde böyle oluyor. Tamam. Burası da zaten şu şekilde. Bunun içinde aslında aktif olduğu zamanki kısmı da değiştirebiliriz. Şöyle acaba seçebilecek miyiz? Seçemiyoruz. Şöyle yapalım. Geldim. Şunu yapıştırayım bir. Drop down menü içindeki li içindeki A hover olduğu zaman diyeyim. Color'ı ne olsun? Bizim şurada bir rengimiz vardı zaten. Şu rengi aldım, yapıştırdım. Şöyle bir daha bakalım şimdi. Evet, üstüne geldiğimizde beyaz oldu. Tamam, burayı da bu şekilde bırakalım. Şimdi peki şurayı küçültünce ne oluyor? Yani mobil görünüme geçersek ne oluyor? Açarsak bu şekilde açılıyor burası. Tamam. Şimdilik yapalım mı? Aslında bura ikonu değiştirebiliriz ama şimdilik kalsın. Onları tek tek sonra bakalım artık. Başka menüde yapacağımız bir şey yok. Hemen devam edelim o zaman. Ne var? Burada bir slider var. Herhangi bir sağ sol ikonu koyulmamış, herhangi bir aşağıda page ikonu koyulmamış ama slider olması lazım oranın.
Slider bulalım o zaman. Buna uygun bir slider. Benim genelde kullandığım sliderlar var. Bir bakalım neymiş. Araçlar kısmına gelelim. Revolution responsive diyor. Start here diyor. Buradan bir bakalım bakayım. Revolution slider'a. Bunun örnekleri nerede? Example and source diyor. Bizde ne lazım? Tasarıma bakarsak burayı tam ortalı da yapabiliriz. 1171 piksel vardı ya, 1170 piksel. Onu da yapabiliriz. Full screen de yapabiliriz. Yani tamamını kapsayacak şekilde de yapabiliriz. Burada değişik şeyler var mı? Bir dakika bakalım. Şuradan header demiş. Grid sistem var. Evet. Başka. Footer. Neden sonra arıtma. Content. Slider kısmı var. Slider kısmını bir kaldırayım. Acaba burayı nasıl yapsak diye düşünüyorum. Full screen mi yapsak yoksa sadece ortayı mı yapsak? Şunu bir kaldırayım. Yani bakarsam zaten sadece büyük bir ihtimal ortası değişiyor. Yan taraf değişmiyor. Tamam, o zaman şuradan bakalım. Home Boxit demiş mesela. Şu şekilde bir slider olabilir mi? Olabilir. Başka ne varmış burada? Home Panzoom Boxit var. Bize Boxit olan bir şey lazım. Yani belli bir ölçüsü var gibi diyelim. Bunu kapatalım. Vertical boxit, full screen, video boxit diyor. Burada videolu kısım da varmış. Çalışsın bakalım ne olacak. Evet, büyük bir ihtimal videoyu bulamıyor şu anda. Acaba başka araçların içinde ne vardı? Slider, layer slider. Layer slider'a bir bakalım. Start here. Example'a bakalım direkt. Karusel demo demiş. Bu o değil. Content slider'a bakalım bir daha. Bu da olabilir. Response demo slider diyor. Buna bir bakalım neymiş. Yani bu olabilir mi? Yani içinde video da var. Bakın şöyle geri geleyim. Embedded embedding videos diyor. Oynat dersem, evet, video oynaması lazım. Evet, oynuyor. Tamam, gayet güzel. Biz bunu kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. Hatta bunu kullanalım yani. Gelelim. Responsive demo slider'ı alayım. Şurada PHP Storm'un içine atayım. Otomatik galiba. Şöyle yapalım. Birlikte aç PHP Storm diyelim. Aç diyelim. Şurada bizim slider'ımız var. Tamam. Ne yapalım? Öncelikle slider için lazım olanlar layer slider CSS jQuery GreenSock JSS demiş, JC demiş. Layer slider translations JC demiş. Bir de layer media jQuery JC demiş. Başka aşağıda herhangi bir JavaScript veya herhangi bir şey yüklemesi yapmış mı? Pause on hover demiş. Autoplay videos false demiş. Bir de skin pad'i vermiş. Tamam. O zaman biz şu alacağımız kısımları bir alalım. Şunun olmasına gerek yok, kalsın. Layer slider CSS'i bir alalım önce. Nerede? Source'un içinde. Tekrar bir bakayım. Layer slider CSS'in içindeymiş. Nerede o? Layer slider CSS. Şu layer slider CSS'i ve blank gif'i alayım mı? Benim projemin dosyasına gideyim. Frontend'in içinde CSS'in içine bir yapıştırayım. Layer slider CSS ve blank gif'i yapıştırdım. Tamam. Ondan sonra niye al diyor. jQuery zaten bizim sayfamızda dahil. Bu da büyük bir ihtimal zaten eski jQuery versiyonudur. 1.10 versiyonu varmış. Tamam, önemli değil. Bizde zaten var. Şurada GreenSock
JC var. Greenshark JC'yi sayfamıza dahil etmemiz lazım. Onu da alalım. Neredeymiş? Layer Slider JC'nin içindeymiş. Hemen gelelim. Layer Slider JC, Greenshark JC. Bir de ne vardı? Şu vardı. Başka trans. Şu üçünü alsam yeterli oluyor galiba. Bunu da geleyim. Frontend JC'nin içine yapıştırayım. Tamam. Onları da almış olduk. Başka almamız gereken bir şey yok. Şurayı ben komple bir alayım. İndekse geleyim. Öncelikle şu endif'in sonuna bir yapıştıralım. Tamam, burada zaten sadece CSS kalsın. Sayfanın hızlı yüklenmesi açısından JavaScript kodlarımı ben her zaman alta yapıştırıyorum ve geleyim geri kalan kod JavaScript kodlarını da sayfanın altına yapıştırayım. Tamam. Şimdi bunların yollarını bir düzeltelim. Şimdi Layer Slider JC değil de şu jQuery'yi kaldıralım. Şöyle. Tamam. Bizim kendi yollarımızı bir yazalım. Frontend'in içindeki alt çizgi JC'nin içindeki Greenshark JC'yi bul dedik. Tamam. Şuraya gelelim. Ve şuraya. Bakarsak artık sayfamıza dahil edilmiş olması lazım. Hemen bir çalıştıralım. Ne diyeceğiz? Arıtma diyeceğiz. Firebug'ı çalıştırıp şu konsol kısmına gelirsem ve sayfamı yenilersem bakarsak Layer Slider CSS'i bulamadım diyor. Tabi doğal olarak biz onu değiştirmedik yolunu. Bunu da burada görmüş olduk. Nasıl bir hatayı nereden göreceğimizi veya hangi JavaScript'lerin yüklenmediğini, hangi CSS'lerin yüklenmediğini Firebug yardımıyla konsol kısmından görebiliyoruz. Burayı değiştirmediğimiz için sayfamız onu bulamadı. Şöyle yapalım. Bunu da düzenleyelim. Şimdi bakarsak artık benim istediğim oldu. Tamam. Şimdi şu Layer Slider CSS'i bir açalım. Bir bakalım içinde neler var. İçinde fazlalık olan var mı diye bakıyorum. Body'leri, HTML'leri kendi class'larını etkilemiş sadece. Başka. Tamam. Tamam, burada bir sıkıntı yok gibi duruyor. Kapatalım onu. Şimdi ben HTML kodlarını alacağım artık. Aslında şunu da alabilir miyiz? Şunu da alalım bence. Bunu da Layer Slider'ın içinde en başa bir yazalım. Şöyle. Tamam. Ondan sonra Slider Wrapper, Layer Slider. Slider Wrapper bize lazım mı acaba? Lazım değil. Şunu alayım ben şu kısmı. Kopyaladım. Index plate'ime geleyim. Ve burada bakalım. Burası menünün bitişiymiş. Şurası container header'ın bitişi. O zaman ben şuraya PHP Stone'da C yazıp tab'a basarsam direkt olarak HTML yorum satırına atacaktır. Şuraya diyeyim ki header sonu diyeyim. Şu aradaki kısmı da şöyle silelim boşlukları. Tamam. Artık ben ne yapmam lazım? Slider kısmımı yapmam lazım. Öncelikle geleyim. Burada bir container fluid diyeyim. Container fluid. Ve buraya da slider diyeyim. Daha sonra kopyaladığım slider kodlarını bu kısma yapıştırayım. Şimdi şurası bir birinci slider. Şurası İkinci slider, şurası üçüncü slider, şurası 4, şurası 5. 5 tane slider var burada. Tamam, bir bakalım. Bunların resimlerini de almamız lazım. Slider images bg jpeg demiş. Gelelim yine layer slider'ın klasörüne. Examples'ın içinde slider images'ın içinde bg jpeg. bg1, bg2, bg3, bg4, bg5'i alalım. Şimdi biz de bunları gelelim o zaman. Ne yapalım? Public, bizim public dizinimizde hemen bizim panelde fotoğrafları, resimleri yükleyeceğimiz kısmımızı oluşturalım. Uploads adında bir klasör oluşturalım. Uploads'un içinde docs diyelim. Doküman
Yanlış yazdım. Dokümanların olacağı bir klasör açalım. Daha sonra da fotos diyerek fotoğrafların, resimlerin olacağı klasörü açalım. Şuraya da slider diyelim. Slider'ın içine bunları yapıştıralım. Tamam, güzel. O zaman şurayı benim bir düzenlemem lazım. Ne dedik? Her zaman public klasörünü baz alıyoruz. Public'in içindeki buraya nasıl yazdık? Şuradan bakarsak alt çizgi uploads yazmışız. Alt çizgi uploads içindeki photos içindeki slider içindeki bgjpeg dedik. Şurada tamam img class demiş. Şunun sonuna bir gidelim. Slider images bg21 jpeg demiş. Şunu da alalım. bg21 jpeg. Şu. Şunları da bir alayım. BG'lerin hepsini bir alalım şimdilik. Daha sonra zaten bunları sileceğiz. Bunları aldım. Benim slider dizinime kopyaladım. Tamam. Burada da yolu düzeltmem lazım. Ama her seferinde aynısını yazmayayım. Şuradan bunu kopyaladım. Şuraya yapıştırdım. Bir tane. Tamam. Şuraya da yapıştırayım. Ama slider D55 diye bir resim var. Onu da almamız lazım. Onları kontrol edip bakmamız lazım. Şimdilik isterseniz hatta şöyle yapalım. Şu slider'dan bir tane bırakalım. Diğerlerini silelim. Lazım olursa yine öbür taraftan çeker kullanırız. Video kısmına kullanabiliriz. Şu an için başka bir şey yok. Bakalım. Bir tane resim vardı. O da neydi? Slide D52 PNG. Slide. Şurada arayayım. Slide. D52 PNG. Şu kısmı komple alayım ben. Slider kısmına yapıştırayım. Şimdi sayfayı bir yenileyelim bakalım. Ne diyor? D56'yı bulamadım, 52'yi bulamadım, 53'ü, 51'i, 54'ü bulamadım diyor. Slider image. Tabi yolunu düzeltmesek bulamayacak. Şunu yapıştırırsam tekrar bir kopyalayayım ben yolumu. Yolum şurada vardı. Ön kısmına gideyim. Şurada end diyeyim tekrar. Şurası. Şurada var bir tane. Şurası. Geriye doğru gidiyorum. Burada devamı var. Şunu seçtim, yapıştırdım. Şurada var mı bir şey? Burada yok. Şuraya yapayım. Şurayı da yolunu düzelttim. Başka yok galiba. Sayfayı bir yenileyelim bakalım. Tamam, herhangi bir hata almıyoruz. O zaman bize ne kaldı? Şu anda slider'ı çalıştırmak kaldı. Nasıl çalıştıracağız? Şuradaki script kısmını kopyaladım. Benim index plate'ime geldim. Ve sayfanın en altında body tag'ının kapanışından önce buraya yapıştırdım. Bakarsak neyi bulamadı? Layer slider skins v5 skin css'i bulamadım diyor. O zaman layer slider'ın da yolunu düzeltmem lazım. Public klasörünü baz aldım. Front end dedim. Front end. Skinler nerede? Bakalım. Photos. Bir dakika. Öncelikle şuradan bir bakayım ben. Skinler neredeymiş? Şurada layer slider skins var. Şu kısmı öncelikle kopyaladım. Nereye? Frontend'in içindeki CSS'in içine bir kopyalayayım. Tamam. Frontend alt çizgi CSS. CSS'in içinde skins kısımlarını bulacaktır artık. Bakarsak o hata da gitti. Benim slider'ım artık geldi. Burada oklar gelmiyor. Bir tane olduğu için gelmiyor olabilir. Ama slider mantık olarak çalışıyor. Şu ls slide kısmını aldım. Kopyaladım.
yapıştırdım. Tekrar aynısını bir tane daha oluştur dedim. Bakarsak evet, oklar da geldi. Çalışıyor. Sistemde bir sıkıntı yok şu an için. Bakalım, yine bu derste yarım saat oldu. Bir sonraki derste devam edelim.